Herkese selamlar dostlar. 31 Ekim 2020'lik daha tahminleriyle hepinize selamlar. Şimdi burada bir sürü maç seçtim ben yine. Bir 9 tane falan 8-9 tane. Sakin sakin anlatacağım. Fakat ondan önce ben sadece 30 Ekim'in tercihlerine de, de, değinmek istiyorum. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu kadar daha kötü bir gün geçirdiğimi hatırlamıyorum. Çok samimi söylüyorum bunu. Ya yakaladığımız maçlar oldu. Olmadı değil. Ama kombineye koyduğum maçlardan. Mesela ben Beşiktaş maçının KG'sini katıl grubunda kombineye koydum. Gösterelim. Şöyle göstereyim. Katıl grubunda mesela KG'ye koydum. Mehmet Topal'ın attığı bir gol var. Çok güzel gol atmış. Golü tam izleyemedim. Fakat Beşiktaş'ın burada KG'si gelmedi. Kombineye koydum maçlardan bir tanesi. Barcelona alır 4.5 alt. Kombineye koydum. Dedim Barcelona yeni Altyapıdan önce çıkardı. Alır dedim. 3 kaçan net pozisyon. Direkten dönen top. 90 artı 1. Atlamazsan da anasını avradını diyorum Barcelona'nın. Diyecek söz yok. Bir bildirim geldi. Artı 3 vermişler maça. Video esnasında bakalım birlikte. Sporting maçı devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kazanan varsa elini öperim. Yani harbiden ben bu bültende kazanan varsa elini öpersin. Bu bülten gerçekten çok zorlu bir bülten Gülteni geçtim. Çok güzel maçlar vardı ki bu kadar çok maç seçmemin de sebebi buydu. Fakat yani beklenen sonuçlar, hiç beklenmeyen sonuçlar çıktı öyle söyleyeyim ben sizlere. Ondan dolayı bugün için kusura bakmayın. Yattı, yattığı zaman zaten söylüyorum ben. Yattığı zaman anlatıyorum sizlere. Yani şunu da belirteyim. Arkadaşlar yani ben veriyorum maç fakat kendi süzgecinizden de geçirin bu mücadeleleri. Mesela birazdan bir Yarının bültenine geçeceğim. Kombine ile birlikte bir tane de kombine önerisi yapacağım. Lig kombine, Türkiye kombinesi yapacağım. İsterseniz direkt fazla uzatmadan maçları anlatayım. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Benim çok fazla hevesim kalmadı bugünden sonra. Ondan dolayı ben bu hafta sonunun pazarı yani küçük değerlendireceğim. Siz kafanızı de kafanıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Kayseri Karagümrük. Kayseri güzel futbol sergiliyor. Aynı şekilde Karagümrük zaten ofansif futbol sergiliyor. Hücumların zaten biliyorsunuz Pesic olsun. Bilgiyanın attığı o ara toplar olsun. Karagümrük gerçekten güzel bir performans sergiliyor. Günlük mücadelesi. Ben her iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. Çünkü Karagümrük daha çok ofans oynadığı için arkada boşluk verebiliyor. Kayseri da bu boşluğu iyi değerlendirebilir. 1.46'da oran açmışlar. KG vardan idealden değerlendirebilirsiniz. Geçiyorum diğer maçımıza. Mücadelesi. İnter'in son maçını izlediyseniz arkadaşlar. Empoli mücadelesi. Kaleye çok fazla geldiler. Çok fazla pozisyona girdiler. Udinese de son haftalarda bir çıkışta diyebiliriz. Gerçekten maçlarda güzel bir performans sergiliyor. Ne kadar da berabere kalsa da galip de gelemese güzel bir performans sergiliyor. Inter bir galibiyet serisi yakalamışken sürdürmek isteyecektir. Geçen hafta biz değerlendirdik. Mastone 1-1.5 şeklinde. Mastone 2-1.5 olarak değerlendirmiştik. Burada yine ben Inter tarafındayım. Inter'in oyununu beğeniyorum. Inter en az 2 gol atarak kazanır'ı değerlendirmek 1 1.37 gibi orandan öneririm bol şanslar. Zultavela geldi, Geng mücadelesi. Bu maçta güzel bir mücadele. Geng takımı ne zaman da şöyle göstereyim, gol atamıyor ligde. Ligde gol atamıyor son 2 maçtır mesela. Fakat hafta sonunda hafta içinde daha doğrusu 6-0'lık bir galibiyet aldı. Çok güzel maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum bu mücadelenin. Geng takımı burada hem gol atar hem gol yer. Zultaveregen de boş değil. Son haftalarda onlar da çıkış içinde. Kupa olsun, şey olsun iyi bir şekilde gidiyorlar. Her iki takımda bulacağı golleri buradan Kegyalar'ı değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Barcelona'da beraber bitti. Anasını avradını. Geçiyorum. Balıkesir Erzurumspor mücadelesi. Erzurumspor arkadaşlar iyi gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Balıkesir çok kötü gidiyor. Balıkesir transfer yasağını kaldıramadı. Son 5 maçını da zaten görürseniz. Her maçı mağlubiyetle Balıkesir'in. O yüzden, bir saniye. Balıkesir'in zaten son maçlarını görüyorsunuz. Transfer yasağı var bu takımın. Kaldıramadılar hala. Erzurum Spor şampiyonluğu oynuyor. Bu Erzurum Spor token boken de çıkardı. O işlere de girdi. Bir şeyler deniyorlar. Ben Erzurum'un burada zirve yarışında zaten oynayan takımlardan bir tanesi. E, alsa zaten ikinci 3. sıraya kadar yükselme şansı var. İki gol atarak kazanır. Hata yapmasını beklemiyorum. Erzurum Spor'un burada en az iki gollü galibiyetini değerlendirebilirsiniz. fiorentina spezia mücadelesi. Fiorentina hücumda gerçekten iyi işler çıkartıyor ki zaten favori olaraktan da görülmesi çok normal. Son haftalarda pozitif futbol sergiliyor ve rakip kalede çokça pozisyonlara girebiliyor. Fakat Space'e de boş değil. Az geliyor. Skora dönük oyunu oynayan bir takım Spezia takımı. Geldiği zaman da bitirmesini biliyor. Burada Fiorentina'ya karşı gol atmasını da bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler 1.58 gibi oran açmışlar. Fiorentina İspanyol e mücadelesine KG varanı değerlendirebilirler. Sassuolo Empoli mücadelesi. Sassuolo arkadaşlar iyi bir son haftalarda iyi bir çıkışta bu maçı da kazanabilir. Fakat bu maçını kazanırken de ben kalesinde gol görmesini bekliyorum Empoli. Hem korner maçı olarak hem de gol maçı olarak da güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Ben bu mücadeleyi direkt sizlere yine aynı şekilde ben üstten ziyade KG varcıyım her zaman belirtirim. Bu mücadelelerinde Sassuolo'nun o performansını sergilerse Empoli de son mücadelesinde mesela Inter'le oynadı. Empoli'nin gol gelmesi dünya Empoli'ye oynamıştı. Yani Empoli'nin golüne girmiştir. Fakat o maçta atamadı. Bu maçta rakip kalede bir gol bulmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var girilebilir. İtalya son zamanlarda güzel performans sergiliyor. İddia açısından. Galatasaray-Gaziantep mücadelesi. Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Neden kazanmasını bekliyorum? Şimdi bu lig öyle bir lig ki Galatasaray'ı burada zirve yarışına orta geçecekler. Trabzonspor'un şu an tokeni çok fazla artıyor. Trabzon'un tarafını hatta Trabzon halkı kutlamaya çıkmıştır belki şampiyonluğu Trabzon'da. Galatasaray bu mücadeleyi zar da olsa zor da olsa kazanır. Puanını 20 yapar ama kendini buraya yapıştırır geçer. Neden? Çünkü bizim ligimiz böyle zirve yarışı ortalık kızılsın onlar yenilsin bu yensin. Beşiktaş yenilmiş Fenerbahçe yenilmiş. Galatasaray burada normalde alması gerek. Yani gider bir sürpriz yapar. Ama ben dediğim gibi zirve yarışına ortak olmasından yana bu maçı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ben sizlere 4.5 altında bir önereceğim. 1.58 gibi orandan ideal bir oranı var. Daha yüksek oranlar isteyen varsa bu mücadeleye yarın kesinlikle önereceğim maçlardan bir tanesi katıl grubunda da Handikap 0 şeklinde 3.10 gibi orandan önermek istiyorum sizlere. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Denizlispor Spor Kocaeli Spor mücadelesi. Güzel maçlardan bir tanesi. Sürpriz çıkmasını beklediğim maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Bu internet sorunu hafta içi çözeceğim de daha tam çözemedim. Ondan böyle yarım yamalak işler yapıyoruz. Neyse şöyle tekrar bir deneyeyim. Şimdi beyler bayanlar. Videoyu keseyim devam ettireyim. Denizlispor Kocaeli ile devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Denizlispor Geçen haftayı bay geçti. Ondan önce bir bu hafta içinde bir kupa mücadelesi oynadı. Kupa mücadelesinde de yedek kadroyla çıktı. Yani tüm takım dinlendi. Kocaeli Spor'a ben burada maç vereceğini düşünmüyorum kendi evinde. Kocaeli Denizli Spor'a kendinde kaliteli bir kadrosu var yani kendi çapında. Oyuncular deneyimli, tecrübeli. Kocaeli'ye baktığımız zaman da Deplas, Deplasman performansına Deplasman'da 4 maç yaptı Kocaeli Spor. 3 maç yaptı pardon. O maçlardan sadece bir gol attı, iki tane de gol yedi. Yani kısır maçlar geçiriyor. Ben bu mücadelenin alt geçmesini bekliyorum. Fakat şöyle de bir tercihim var. Asıl ana tercihim burada. Kombineme de koydum. Deplasmanın atamayacağı iki golü değerlendirdim. Yani koca ile buradan iki gol atamaz diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 altın oranı 1.42 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada koca elini atamayacağı iki golü değerlendirebilirler. İdeal orandan alabilirler. Geçelim diğer mücadelemize, son mücadelemize. Son mücadelemiz Gladbach'la Bochum mücadelesi. Gladbach 5 tane attı. Formda Bayern Münih'e 5 attı. Kendi evinde oynayacaklar. Son mücadelesine baktığımız zaman da ligde karşı mağlup oldular. Burada Bochum'a karşı güzel bir maç geçirebilirler. Fakat ben bu mücadelede şöyle bir tercih yapacağım. Birinci yarı en çok korner Gladbach takımını düşünüyorum. Neden böyle bir tercih yapıyorum arkadaşlar? Gladbach takımı ilk yerden burada baskılı oynayacaktır Bayern Münih'e karşı. 5-0'lık galip geldi. Kendi evinde Bohum'a maç vermek istemeyecektir. Bohum burada daha çok kapanıp kontra oynayacaktır. Onların yapısı biraz daha kontraya müsait olduğundan ben Gladbach'ın daha çok baskı kurulanacağı için veya ilk yerden daha fazla şut çekeceği için en çok korneri birinci yarıda Gladbach takımının kullanmasını bekleyeceğim. Değerlendirmek isteyenler bu yönde bir değerlendir değerlendirme yapabilirler. Sizlere kombine önerisi olarak ekrandaki kombineyi sunuyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın ben dediğim gibi zirve yarışına yaklaştıracaklar. Klasik süperlik. Burada bir kazanmasını bekliyorum. Zor bir maç Gaziantep'e karşı. Gaziantep'e karşı ben kazanırlar diye düşünüyorum. Tek farklı bir galibiyet alır. 4.5 altında bir yapmak istiyorum. Değerlendirmek isteyenler burada. Galatasaray'ın kazanırı ve 4.5 altında 1.58 gibi orandan değerlendirme yapabilirler. İkinci maçımda güvendiğim maçlardan bir tanesi umarım gelir. Kocaeli Spor'un ben 2 gol atmasını beklemiyorum. Bu maçtan bir sürpriz de bekliyorum. Çünkü Denizli Spor 2 haftadır dinleniyor. Hafta içindeki kupa mücadelesinde de takımı dinlendirdi. Burada kendi evinde artık maç vermez. Hatta e, sürpriz bile yapabilir yüksek orandan. Ben burada ama Kocaeli'nin atamınca 2 golü girdim. Değerlendirmek isteyenler bu yönde değerlendirme yapabilirler. Hepinize bol şanslar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.